Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd Resulüne dua ve selamdan sonra. Sayın seyirciler, aziz dostlar, TV.net ekranlarından Hilal'i beklerken programımızdan herkese hayırlı sahurlar. Bugün 18. sahur programımızı yapıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü değerli misafirimiz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Turgay Şirin. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk seyirciler. Artık TV net ekranlarında sizi yakından tanıyor seyircilerimiz. Geçen programımız oldukça verimli geçti. Çok önemli güzel tepkiler de aldığımız söyleyebilirim. Kaldığımız yerden devam etmek isterim çünkü o program bence çok böyle hakkını veremedik. Çok farklı yönleriniz ortaya çıktı. Benim de bilmediğim yönleriniz ortaya çıktı. İsterseniz bir ee, MIM sistemi diye bir şeyden bahsetmiştiniz. Enegram modeli, MIM modelinden bahsetmiştiniz. Önce MIM modeli neydi? Onu biraz daha açma imkanımız olacak şimdi. Ondan sonra devam edelim hocam. Buyurun. Memnuniyetle. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatü ve aleyhi ala Resulillah. Kıymetli hocam, kıymetli misafirlerimiz, izleyenlerimizin de Ramazan-ı Şerif'ini yeniden tebrik ediyoruz. Allah ömrü Ramazan, ahireti bayram olanlardan hepimizi inşallah eylesin. Eskiler Ramadan kelimesini eski Araplar çok enteresan bir manada kullanıyorlar. Bu bizim bugüne çok ışık tutuyor. Hı hı. O da şu Ramadan sıcak kurak geçen yaz mevsimlerinden sonra yağan, güz yağmurlarına hı hı. eski Araplar Ramadan derlermiş. Hı hı. Yani düşünün o sıcak geçiyor mevsim, yağmur arıyorsunuz. Hı hı bir yağmur geliyor ki toprağı ıslatıyor, ferahlatıyor efendim, e, hayat veriyor, evet. temizliyor vesaire. Ona Ramazan diyorlarmış. Yani Rabbim e, bu Ramazanı da e, kurak gönülleri böyle inşirah getiren, İnşallah. ferahlatan, gene bu hastalık belasını temizleyen dü dünya dünya'dan, gene e, Ramazan idrak edenleri de aynı şekilde kirlerden günahlardan temizleyen bir yağmur gibi Ramazan. O yüzden. Evet. Ramazanı böyle bir tebrikle i̇nşallah. başlayalım diye. Ramazan'ın bir manası da bir başka manası da yakmak falan, aşırı evet. sıcak manası da var bildiğim kadar suslamak falan, günahlarımızı yakar inşallah. Evet, işte aynen o i̇nşallah. metaforda olduğu gibi bazı kelimelerin etimolojisini bilmenin gerçekten çok büyük idrakleri açıyor. İşte mim de böyle bir idrak açılması aslında. Mim şu dertten üretildi. Dedik ki yani bizim önce bir insan modelimizin olması lazım. Yani biz nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Hedefimiz neresi? Önce bunu oturup bir düşünmek gerekiyor. Yani bizim insan modelimizi yeniden kurgulamak ve yazmak, hatırlamak gerekiyor daha doğrusu. Bizim İslam medeniyetimizin İslam insan modeli Üsve-i Hasen olarak Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için biz bu geliştirdiğimiz modeli e, Muhammedi insan modelinin baş harfleri manasında Mim e, dedik. Hmm. Aslında Mim öyle enteresan bir isim ki yani istersek mükemmel insan modeli diyelim. Hmm. Mütekamil insan modeli diyelim. Müslüman insan Müslüman modeli Müslüman insan modeli diyelim. Evet. Mime çıkıyor hepsi. Hmm. Ama Mim'in e, teknik ismi Merkez İnsan Modelidir. Hmm. Merkez insan Modeli e, şu demek e, basitçe kendini tanıyan Hı hı. kendi kişilik tipolojisini tanıyan e, kendi merkezinde bulmuş. Başka insanların da merkezinde olan insan. Hı hı. E, metaforundan ortaya çıktı. Yani Mevlana bir merkez insandır mesela. Hala daha vefatından sonra irşadına devam ediyor. Yunuslar yaşayan merkez insanlar vardır. Yaşayan merkez insan olmak lazım. E, bunu şöyle ben anlatıyorum. E, yani gene etimolojiye geliyor. İslam kelimesi Arapça Seleme kökünden geliyor hı hı. biliyorsunuz. İf'al babında Müslüman da e, gene barışmış demek. Seleme barıştı, selamete ulaştı, emniyete kavuştu gibi manalara geliyor mazi sülasi. İfal de onun mastar hali İslam. Barış demek aslında yani Hı. kelime manası böyle. Şimdi Müslüman da barışmış demek. Şimdi barışmış ismini alabilmesi için bir insanın neyle barışmış olması lazım? Yani mantıken bir kendisiyle barışmış olması lazım kendi merkezinde bulmuş, kendisiyle barışmış. Bu da fıtrat bilgisi, nefs bilgisi, ilmin nefs, ilm ahvali ahval ruh gibi kadim ilimleri işaret ediyor. Onları konuşacağız belki gelirse. Hı, hı. Şimdi kendi merkezinde bulmak ve onunla barışmak yalnız. Hı hı. Yani men arefe nefsuhu, fekad arefe rabbehu hadisinde olduğu gibi. Yalnız bu hadis çok sırlı bir hadistir. Buradaki hani nefsini bilen Rabbini bilir şeyini hep kullanıyoruz. Hı -hı. Ama bu çok daha üst bir insan modeli işte mime çıkıyor aslında gene orayla. Çünkü nefs ve nefah tü min ruhi ayetinden hareketle Müslümanlar bir defa şunu biliyorlar. İslam şunu kabul ediyor. Ruh Allah'ta Allah'la irtibatı olan bir özdür. Hı -hı. Yani hepimizin Allah'la bir kurbiyeti var. Yaratılış insan olmakla birlikte. Hı -hı. Yani hilafet sırrı da buradan geliyor. halife Yeryüzüne halife tayin edeceğim dediğinde ki ve cealna fil ardi halil ceal ceale kelimesi kullanıyor. Bunlar çok mühim kullanılan kelimeler. Şimdi e, sonra emaneti dağlara arz ettik, semalara arz ettik. Fe ebeyne fe ve eşfak ne minha hı hı. E, en yahmin neha çok ondan taşımaktan kaçındılar diyor. Ve hamele hal insan innehu kâne zalûmen cehul ayet çok enteresandır. İnna arazna'l emanete ale's semavati vel ardi vel cibali fe ebeyne ve şvakne minha diyor. Sonra ve hamele her insan devam ediyor. Şimdi bu ayet çok ilginç. Biz emaneti dağlara, semalara, yere arz ettik. Ancak onlar onu yüklenmekten ve taşımaktan korktular ve kaçındılar. Hı hı. E, titrediler, kaçtılar, imtina ettiler. Fakat insan onu yüklendi. Ayetin sonunda da kâne zalûmen cehûlâ diyor. Hı hı. Yani zalim idi, cahil idi. Şimdi mantıken Emaneti bir insan tutup da zalim ve cahil birine vermez herhalde. Hı hı. Yani e, burada bir nasıl anlayacağız bunu? Bu çok önemli. Bu müfessirlerin de çok üzerinde durduğu bir şey. Ben onu psikolojik tefsir gibi hatta olmayarak düşünerek iki türlü e, tefsir ettim. Birisi e, burası aslında doğrudan e, mutasavvıfların işaret ettiği e, e, zati tecellilerin, yani Allahü Teala'nın isim, sıfat ve fiil tecellilerinin nazargahını anlatıyor. Yani insanda bunu taşıyacak, Allah'ın isimlerini taşıyacak bir emanet var. Dağlar belli isimleri taşıyabiliyor. yoksa burada emanet sorumluluk diye çeviriyorlar. Sorumluluk diyemez miydi Allah yani? Emanet diyor orada, yükümlülük demiyor ki. Yani veya hukuk demiyor, bir şey, şeriat demiyor. Emanet, diyor. emanet belli bir kelime. Ve bu emanet sahibine dönecek bir şeydir ve hmm. sahibine aittir mülkiyeti. Hmm. Dolayısıyla insanda bu emaneti e, yüklenebilecek bir fıtrat var. O hmm. fıtrat hmm. nefaha, nefah ruhu, bir ruhiyindeki nefhayla da ilişkili. Hmm. Dolayısıyla insanda ilahi bir taraf var. Hmm. Zaten insan kelimesi de çift, ikili bir kelime biliyorsunuz Arapçada. İns bu işin tekili insan e, ikildir. Hmm ve ins kelimesinin kökeniyle itibariyle, itibariyle e, çok enteresan şeyler var. İsfahani el müfedatta bunu çok güzel anlatıyor. İns e, bir rivayete göre nesiye kökünden geldiği söyleniyor. Unutan insiyandır aslında infial babında. Unutan manasında olduğu söylenir. Birisi de ünsiyet peyda etme manasında. Yani birbiriyle ünsiyet peyda eden en, Enis. Yani enes ismi de zaten vahşinin zıttı demek. Dost. Dost Aha. demek enis, enes e, e, yani insan da ünsiyet peyda eden ama şunu yazmamış mesela kaynaklar. Niye ikil? Bunu ben özel araştırmıştım bir ara. Hı hı. Orada fakirin yorumu şu. Aslında insan kelimesinin ikil olmasının sebebi şu. İlahi tarafı var bir. Yani e, miraca çıkabilecek ve zati tecelliye mazhar olabilecek bir yapısı var iki beşeri bir tarafı var. Şimdi bu iki tarafından dolayı insan denmiş ins kelimesi kullanılmıyor. E, ve bu ikisi insanı meleklerden üstün yapıyor. İşte insan bu sırrı anlarsa daha ilk aşama kendiyle barışmış meselesi ben arefe nefsehu fe kadarefe buh sırrı bu. Eee kehane cahula meselesi de bu nurun tecelli güzergahları İbn Arabi bunu tayyün evvel tayyün sani diye muhteşem yani Allah ile eş kainat arasındaki ilişkiyi bu müthiş bir metafiziktir. Bunu anlatmış. Dede, yani büyüklerimiz, alimlerimiz buna kafayı yormuş. Ama biz bunları bugün yeniden hatırlamak mecburiyetindeyiz. Hocam biraz da benim anlayabileceğim dilden konuşursanız min modelini biraz daha basitleştirerek anlatırsınız. Memnuniyetle. İşte min modeli Allahü Teala'nın yeryüzündeki halifesi olan insanın kimin halifesi olduğunu hatırlamasıdır ve bunun da e, temsili bir Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun kişilik tipolojilerinden modellenerek geliştirilmiş bir model. Hmm. Şimdi e, ama bu merkez insan e, metaforuyla şöyle ilişkilen diyor. Demin dediğim kendini tanıyan, kendiyle barışık ama sonra ailesiyle barışık biliyorsunuz. Hmm. Bu barış halkaları devam ediyor böyle Kur'an-ı Kerim'de la e, Latif te, velategul huma üffin mesela hmm. üf bile deme hep aklıma gelir üf kelimesi bir Arapça kelime değil bir ünlem yani İspanyol da üf diyor Japon da üf diyor yani o çok hmm. müthiş bir ifade anne babayla barışık mesela akrabayla İnna allaha ye'muru bil adli vel ihsani vel ita Hel cuma okunuyor değil mi i̇şte, ita izil kurba ve yenha diye yakınlara yani akrabayla barışık yaşadığı mahalleyle barışık işte Mustafa amca işte kolay gelsin bakkal Mustafa'ya selam veren fırıncı Sağ ol Turgay'cığım diyen yani orayla sosyal bu psikolojide çok önemli bir şeydir sosyalleşme ruh sağlığı göstergesidir yani. Sonra mesela Yunus Emre Hazretleri ormana giderken baltasını sarıyormuş. Niye sarıyorsun diyorlar onun da canı var diyor. Mübarek bu çok müthiş bir şeydir. Hatta kuru ağaçları ağaçların içinde de kırmıyormuş. Ee, ağaçı az olan dere kenarına bir yere götürüp orada kırıyormuş baltasıyla. Kurumuş yani, ağaçları. İşte e, tabiatla barışık. Şimdi motorlarla doğuruyorlar. ve açı. yeşil yaşaç. E, tabiatla barışık demek ki ve Rabbi ile barışık. Bu barış halkalarını tamamlamış kişiye barışmış insan denir. Bu da kelime itibariyle Müslüman kelimesi de uyuşuyor. Yani Müslüman barışmış insan. E, dolayısıyla bunun da zirvesi yani Müslüman insan modeli hakikaten mim. Bunun daha güncel hali merkez insan diyorum ben, kendi merkezinde bulmuş ve diğer insanların merkezi olmuş. Ama üstü Muhammedi insan modeli mim. İşte MİM, Enneagram kişilik tipolojisinin aslında orijinal halidir. Enneagram bugün dünyada, yurt dışında, Hollywood'da, hatta Harvard'da, Cambridge'de birçok üniversite ders olarak da okutuluyor. 9 kişilik tipolojisi ve bunların kendi versiyonlarıyla birlikte çalışan bir sistem. Bunu dünyaya tanıtan kişi de Anadolu, Osmanlı, tebasından bir e, gayrimüslim vatandaş. Müslüman mutasavvıf şeyhlerden bunu öğrendiğini söylüyor. Sonra onun Amerikalı psikiyatrist talebeleri oluyor. Bunu e, modern psikolojiyle birleştirip hale getiriyorlar. Ama bugün hala Gürciyev e, Fransa'da onun ekoli devam ediyor. Bunu yurt dışına taşıyan George Ivanovich Gürciyev, işte Kars doğumlu olan bu Osmanlı vatandaşı şeydir 1949 50'lerde vefat etti. Efendim, O e, orada tarla kazdırıp e, efendim Helal temizleterek böyle kelli felli insanlara eğitim yaptırıyor. Bir de tasavvufla Batı dünyasını biraz mezce diyor. Orta, kendisi bir ekol oluşturduğunu söylüyor. Hmm. Bugün dans topluluğu olarak bunlar daha çok devam ediyorlar. Böyle sema ve Batı dansları bir arada dönüyor. Hmm. Mistik bir, ezoterik bir okul ama bunun pratik hayata dönüşmüş hali enegram. İşte enegramın orijinal versiyonunda sufi enegram veya traditional enegram diyorlar. Hı hı. bu geleneksel enegram konusunda çalışan kişilerden birisiyim ben. Dolayısıyla bunun bizceki adına ben MIM modeli dedim. Ama MIM modeli inşallah daha geniş bir aslında enegramın da beslendiği ana kaynak bir model olarak şu anda onun kitabı üzerinde çalışıyorum. Yeni bir kişilik tipolojisi üzerine inşallah dua ederseniz. Bir taraftan MIM modeli diyorsunuz. Bir de ihsan modeliniz, modelinden evet. bahsediyorsunuz. İkisi ayrı şey mi? Aynı şey mi hocam? Farklı. İhsan modeli hocam manevi danışmanlık konusunda bir model. Manevi danışmanlık biliyorsunuz ülkemizde hem meslek oldu hem bir bilim dalı oldu çok şükür gelişiyor gittikçe ve bu işin manevi danışmanlık ismi aslında Türkiye özgü bir isim Yurt dışında bunun ismi pastoral counseling, spiritual care değişik isimlerde anlıyor manevi bakım, manevi destek diye Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Bunlar aslında uygulama mahalline göre yani hastanede uygulandığında manevi bakım diyoruz işte hapishanelerde vesairedeki insanlara manevi destek vereceğiz ama manevi destek diyoruz veya manevi sosyal hizmet de deniyor. Ama psikolojiyle iç içe yani sürece dayalı kişilere rehberlik ve danışmanlık yapmak söz konusuysa manevi danışmanlık diyoruz. Aradaki fark çok özür dilerim. Aradaki fark şu sayın hocam. Manevi danışmanlıkta bir takım şartlar var. Bir danışan gönüllülük olacak tabii. İki problemini dini ve manevi alanla ilişkilendirmiş olmalı efendim. Yani inanç konuları ve er, ahlaki değerler, erdemler konusunda çalışıyor manevi danışmanlar. Üçüncüsü psikopatoloji açısından e, ne diyelim e, normallik sınırları içerisinde olmalı diyelim. Yani evet. psikopatoloji açısından ya yani da ruh sağlığı açısından anormallik kriterlerini sağlamıyor olmalı. Yani bu arada psikiyatristlerin alanına girmiyor manevi danışmanlık. Tam tersi manevi danışmanlık bunları sevk etmekle mükellef. Yani psikotik hatta ...bazı ileri düzey nevrotik hastalar olursa bunlara sevk edecek. Tabii o yüzden biz manevi danışmanlık öğrencilerimize psikopatoloji de öğretiyoruz. Ayırt etmesi gerekiyor çünkü karşısındaki kişinin. Hmm. Ee, senin bir psikoloğa gitmen lazım, senin bir psikiyatriste gitmen lazım diye sevk edebiliyor olması lazım. Hmm. Ama e, diyelim ki kişi bilinçli, normal efendim ama inançla ilgili ilişkilendirdiği sorunlar var. Bu sorunlarından dolayı da sosyal uyum problemleri yaşıyor veya hayatında bir rahatsızlık yaşıyor. Burada nereye gidecek? İşte bu uzmanın adı manevi danışman. Hocam bunu Bu söylemişken... konuda geliştirilmiş model, ihsan modeli. Şeyi merak ediyorum. Ee, Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde manevi danışmanlık ve rehberlik ana bilim dalı başkanısınız. Bu bölümü siz kurdunuz arkadaşlarımızla veya işte ekibinizle. Ee, şimdi bu bölüme ha ha nerelerden öğrenci alıyorsunuz? Yani size gelen öğrenciler İlahiyatçı olmak zorunda mı? Başka alanlardan mı alıyorsunuz? Ee, yılda ne kadar öğrenci alıyorsunuz? Bu kardeşlerimiz mezun olduktan sonra nerelerde çalışabilecekler? Bunları da biraz açarsanız teşvik edici olmuş Memniyetli. olabilir. Memnuniyetle hocam. Ee, bu bölüme biz hem İlahiyat Fakültesi mezunları hem de Psikoloji ve PDR'den başvuran öğrencilerimizi alıyoruz. Çapraz hazırlık okutuyoruz. Ee, psikolojiden yani ilahiyat dışından gelenlere ilahiyat hazırlık okutuyoruz. İlahiyat Fakültesi'nde mezun olanlara da Psikoloji hazırlık okutuyoruz. Tamamlama dersleri. Ne kadar sürüyor bu hazırlık? Bu hazırlık daha önce bir yıl iki dönem şeklindeydi. Şimdi onu dersleri birleştirip bir döneme çekmeye çalıştık. Çalışıyoruz. Yani sekiz derslik aşağı yukarı. Hmm. Bu da tamam. alanın uzmanları tarafından oturup belirlediğimiz bir şey. Yani psikoloji uzmanları ki bu bölümü biz disiplinler arası bölüm olarak açtık. Yani psikoloji, PDR hatta sağlık bilimleri, sosyal hizmet, ilahiyat bölümü. 5 bölüm bir arada açtığımız bir bölüm. Hmm. Oradan hocalarımız var. Dolayısıyla hepsini oturup istişareyle belirlediğimiz dersler hazırlık dersleri bir tür lisans tamamlama gibi oluyor bir nevi. Sonra çaprazdan gelenleri birleştirip mani danışmalık teknikleri ve uygulamaları dersleriyle aynı dili konuşmaya başlıyorlar. Aynı dili konuşmaya başlıyorlar. Tabii burada benim tecrübe ettiğim bir şey var. Yani dünyada bu işi din adamları daha çok yapıyor. Bunun da bir sebebi varmış gerçekten. Çünkü psikoloji ve PDR mezunları bu ilahiyat dilini algılamakta zorlanıyorlar açıkçası. Yani o da bir tecrübem benim. Hı hı. E, tabii biz gene de kapatmıyoruz bu alana, e, bu alandan gelenleri ama böyle de bir Şöyle realite... şey tavsiye edilebilir ama. Evet. Psikoloji okuyan, yani ileride manevi e, bakım, da master yapmak isteyen kardeşlerimiz e, psikoloji fakültesinde okurken açık öğretim ileride okuyabilirler. Evet, kesinlikle. Hazırlıklı gelirler size. Yani. Hatta e, çap programları var biliyorsunuz, çift anadal programları. Bunların teşvik edilmesini ben çok şiddetle öneriyorum. Yani ilahiyatta okuyan öğrenci lisanstan e, psikoloji çap yaparak gelse, Psikoloji öğrencisi ilahiyattan çap yaparak gelse müthiş olur. İlahiyatta okuyan öğrenciler evet. psikolojide çap yapabiliyor mu? Yani bunun kararını verecek olan şeydir. Gök ve şey. Psikolojide Şu anda yapamıyor. Psikolojide yapabiliyor zannediyorum. PDR'de yapamıyor bildiğim hmm. kadarıyla. Çünkü PDR eğitim fakültesi bölümü olduğu için. Hmm. Yani teknik konular ama. ya yani bu bir karar meselesi. Veya. Benim önerilerimden birisi İlahiyat fakültesi bünyesinde veya herhangi bir fakülde olabilir. 4 yıllık lisans bölümü PDR'lerin özür dilerim MDR bölümlerinin manevi danışmanlık bölümlerinin 4 yıllık bölümlerin açılması gerekiyor. Çünkü hmm. bu artık hem meslek oldu hem de büyük bir ihtiyaç var. Toplumsal bir ihtiyaç var. Yani öyle bir şey ki bu sayın hocam yani yeni 15 Temmuzları da önleyecek bir şey aslında bakarsanız. He. Çünkü insanların bir maneviyat ihtiyacı var. Bu ihtiyacı en azından e, bu işin eğitimini almış, bilinçli hı hı. psikopatoloji bilen düşünebiliyor musunuz? Yani din eğitimi almış, üstüne psikoloji biliyor, psikoterapi biliyor, manevi danışma yani psikoterapi teknikleri birlikte bu ikisini mezjeden manevi danışmanlık tekniklerini biliyor. Hı hı. Bir de manevi danışmanın kendine özel teknikleri var. Bu konuda eğitimli bir sınıf bu ülkede olursa bu ülkenin manevi kimliğini gerçekten inşa edebilir yeniden. Mezunlar ne iş yapıyorlar hocam? Bitirdiler site, masterlarını yaptılar. Ne yapacaklar sonra? Şu anda e, tabii bu eğitimle iş, e, iş meselesi, işveren kurumlarla biraz daha ilgili. Genelde eğitim e, Resmi olarak onlara tanınan haklar anlamda. Evet. Tutulur. Şu anda onun üzerinde çalışma yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, 600-300 sayılı Diyanet Kanunu var malum. O kuruluş kanunu. Orada manevi danışmanlık hizmeti verme yükümlülüğü getirilmiş. Hmm. Diyanet İşleri Başkanlığı 2018'de. Hmm. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bu hizmeti e, vermekle şu an hukuki olarak mükellef. E, şu anda genelde hizmetçi eğitimlerle manevi danışmanları yönlendiriyor. Hı hı. Ama bizim mezunlarımız ve diğer üniversitedeki mezunların sayısı artınca belki de Diyanet ileride protokol de yapabilir bu üniversitelerde. Hı hı. Bu mezunların manevi danışman olarak istihdam edileceğini düşünüyoruz. Şu anda çalışıyorlar. Diyanet'te manevi danışman kadrosu var. Kadro demeyelim. Bu ama hizmeti ama... veriyorlar. Kadro çalışmaları yapıldığını biliyorum. Bu meslek yasası artı Diyanet Kanunu'ndaki bu ifadeyle birlikte zannediyorum Öyle tahmin ediyorum. Bir kadroda ihtiyaç edilecektir. Bu ihtiyaç. Bu, bu mezunlar aynı zamanda aile danışmanlığı hizmetleri veriyor ya Diyanet. Orada da çok hizmet veriyorlar. Evet. ]lerde. Zaten aslında ADRB dedikleri aile danışmanlığı rehberlik bölümleri tam manevi danışmanlık bölümleridir. Hmm. Artı e, bununla birlikte e, meslek standartıyla birlikte aslında bakanlıklar müstakil olarak da bunu istihdam edebilir duruma geldiler. Hmm. Çünkü meslek olduğu için ee, belki Adalet Bakanlığı mesela şu an Diyanetle protokolle yapıyor veya Sağlık Bakanlığı Diyanetle protokolle bu işleri yapıyor ama belki ileride e, doğrudan kendisi maydanaşman kadrosuna çıkıp bu konuda eğitim almış kişileri istihdam edebilecek. Eyvallah. Çünkü yasa buna zemin hazırlıyor. Hocam e, e, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Artık bizim herkesin dilinde olan bir cümle bu. E, salgın hastalık e, dünyayı kasıp kavuruyor. Böyle bir salgın hastalık döneminde manevi bakım uzmanlarının nasıl katkısı olabilir? Yani e, ne işe yarar sizin vermiş olduğunuz bu eğitim bu tip arkadaşlara veya bu tip hastalara nasıl katkıda bulunabilir? Veya bu sorunu yaşayan kardeşlerimize nasıl katkıda bulunabilir? Kıymet hocam, e, tam da bu konuda bizim bir editöryal kitap çalışmamız oldu. Yakın zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan basıldı. Hı hı. E, salgın zamanında manevi destek e, diye. burada Bunu gösterelim bu arada. Eyvallah. Kıymetli hocalarımızla birlikte yaptığımız bir çalışma. Ben de bir bölüm yazar olarak burada yer aldım. Gerçekten salgın dönemi bize maneviyatın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Hı hı. Ve bu dönemde sahada çalışan arkadaşlarımız olsun, akademik olarak bu konuda çalışanlar olsun, gerçekten canla başla çalıştılar. Şöyle bir cümle kurabilir miyiz hocam? Meğer maneviyat böyle zor günlerde lazımmış. Evet, gerçekten <laughs> zor günler maneviyat ihtiyacını, insanın anlamasını sağlamaz. Anlamaz. Hayır yani e, daha önce yapmış olduğumuz bütün manevi amellerimiz, ibadetlerimiz, oruçlarımız, ne bileyim işte zikirlerimiz, evratlarımızın tamamı zor günlere hazırlık antrenmanı gibi yani. Evet. O gün geldiği zaman işte o zaman devreye giriyor bu şey. Evet, gerçekten öyle. Bilinç kazandırıyor kişiye. Evet. Maneviyatın e, tabii bir de e, bugün maneviyat kavramı din içi ve din dışı diye de tartışılıyor ama Hı -hı. Ee, din her din içinde maneviyat var. Din dışı maneviyat da var ama din Nasıl dışı oluyor hocam din dışı maneviyat? Din dışı maneviyat da var. Yani şöyle e, İngilizce e, I'm not religious but I'm spiritual diyor. Yani ben ha. dindar değilim ama maneviyatım var manasında. Ben inanırım yani. İnanırım diyor. Yani bu şundan kaynaklı. Aslında insan manevi bir varlık. Hmm. Yani bizim bakış açımız bir defa orada Batı'dan farklı. Batılılar biyopsikososyal varlık diye tarif ediyor. Bu tarife baktığın zaman o zaman bizim diğer canlılardan bir farkımız yok. Yani e, maymunlar da biyopsikososyal, tavuklar da e, hatta hı hı. yunuslar da. Yani biyolojik varlık, sosyal varlık. Gruplar halinde yaşıyorlar ve psikolojik e, iletişim kuruyorlar, duyguları var. Hı hı. Ama insanın bir farkı var. İşte biz e, buna e, bir de spiritüel, manevi varlık tarafını eklemişiz hı hı. medeniyet olarak. E, bu spiritualite e, hayvanlarda yok. Hı hı. Yani bir aslan, yani spiritualite anlamlandırma demek aslında anlam yükleme hmm. bir manada. Yani bir aslan avladığı bir antilobun e, ne bileyim kemiklerini saklayıp bunun hatırası var baktıkça e, onu hatırlarım arkadaşım Leo da orada yalanmıştı falan böyle bir şey e, anlamlandırma yapamıyor ya da bir ahiret inancı bir Tanrı inancı böyle bir şey bu üst bir şey manasına geliyor. Hatta bu söylediğim şey Kant'ın e, Tanrı'yı bulmasına sebep olmuştur. Kant'ın hmm. meşhur ahlak delili var. Hmm. Kant saçımdan tutup kendimi havaya kaldıramıyorsam Tanrı vardır diye bir sözü var onun. Hmm. Müthiş bir söz. Yani bu şu demek ben diyor kendi dünyayı gözlemledim. Her tarafa baktım ama kendi içime baktığımda beni diğer canlılardan ayıran bir özellik gördüm. O da ahlak. Hmm. Bu beni evrimsel olarak diğer canlıların üzerine çıkartıyor. E Bunu ben kendi kendime yapamadığıma göre birisinin bunu yapmış olması lazım. E diyerek Kant gibi akılcı bir filozof dahi bu ifadeyi kullanmış. Yani biz aklın eleştirisini ondan sonra mı yazmış? E, e, akılcıdır. Evet, aklın eleştirisi. Ondan sonra ahlak delili o meşhur din felsefesinde Kant'ın ahlak delili diye yer alır. E, Tanrı'nın varlık delilleri içerisinde. Yani aslında bütün mesele şuraya geliyor. İşte en başta birleştirirsek <laughs> insanı tanımak. İnsan kimdir? Sonra bizim insan modelimiz kimdir? İşte Hazreti Peygamber. Hatta o enegramda da Belki şu cümleyi söylemek lazım. Mesela enegramı bir insan bilirse enegram kişilik teorisini, İslam tasavvuf yöresinden geldiğini ki kitapların yurt hepsi yazıyor. Biz bunu Anadolu yani İslam tasavvuflarından öğrendik diye söylüyorlar Allah'tan. Histori kısımlarında. Hmm. Ama Türkiye'de anlatanlar pek bunu söylemiyor. Ne hikmetse. Buraya pek değinen yok. Burada iki tane problemimiz var. <laughs> Birincisi yani çok seküler çevrelerde yetişmiş ve seküler eğitim almış ee, insanımız hmm. bu alemden pek haberi olmuyor yani böyle bir e, bu hem akademik olarak büyük bir eksiklik hem de kendi yaşadığı toplumun üretmiş olduğu değerlerden habersiz olma adına da ciddi bir problem bu bir problem ama diğer taraftan bir problemimiz daha var bence burası daha önemli o da bu büyük nimetlerin içerisinde oturup bu kavramlarla e, sürekli e, oturup kalkan ama bu kavramları da e, diğer dünya öteki dünyaya anlatacak kavramları olmayan, yani anlatamayan evet. bir evet. zenginliğe sahibiz. <laughs> Aynen öyle. Şimdi sizin avantajınız bu iki dünyayı da iyi tanımışsınız. Hem seküler dünyanın kavramsal olarak üretmiş oldukları bütün terminolojiyi biliyorsunuz. Kavramları biliyorsunuz. Öbür taraftan da Anadolu tasavvufunu da içselleştirmişsiniz. Biz zaten evet. iyi gözlemlemişsiniz. Bu konuda çalışan, akademik çalışmalar yapanlara da yakınsınız. Çok yani şanslı bir yere duruyorsunuz. Yani onun için bu ülkeye çok borcunuz var. Çok şeyi de vermek zorundasınız. Diğer Allah razı da. olsun. Yani sizin bu programların sayesinde aslında amacımız ne? Haşa kendimizi falan değil. Yeni yap çalışma yapacak gençleri, insanları cesaretlendirmek. Çünkü ben kendi tecrübem, insanlar hayat tecrübelerinden bir şey oluşturuyor. Hep biz kimiz ki bir şey üretebiliriz mantığıyla. Yani sen kimsin bir şey üreteceksin? Biz bir şey üretemeyiz. Biz taklit ederiz. ...mantığıyla hep bize söylendi. Ben buna hep itiraz ettim. İşte ihsan modeli, mesela bunun... ...bu itirazların bir mücessem hali. Çünkü ihsan modeli mesela... ...Türkiye'de de, dünyada da bu konuda geliştirilmiş... ...ilk, hatta şu ana kadar tek... E, ...psikolojik danışmanlık modelidir. Müsaade ederseniz, ihsan evet. modelini... ...kısa bir aradan sonra devam edelim. Memlün Yine ediyorum. kesme badına sizi. Ama bir cümle kullandınız, onun üzerine biraz gitmek istiyorum. Sen kimsin ki... ...bunları söylüyorsun? Nereden evet. okudun bunları? kaynak var mı? cümlesini biraz açmak istiyorum çünkü bu son derece önemli bir e, ayrışma noktası aslında belli kes belli anlayış biçimleriyle onu konuşacağız inşallah aziz dostlar e, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz e, umarım e, özellikle genç arkadaşların e, Turgay hocamızı dikkatlice dinleyerek e, yeni bir e, bakış açısı e, elde ed ederek topluma daha fazla faydalı olacak Alanları keşfederler. Ben şahsen kendim çok istifade ediyorum. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız inşallah. Aziz dostlar tekrar e, kaldığımız yerden devam ediyoruz Turgay hocamızla. Turgay hocam e, ihsan modeli üzerine konuşuyorduk. Özellikle siz e, birinci bölümde çok birkaç konuya vurgu yaptınız. Bunu çok önemsiyorum. Bizcesine e, biz, bu konuda biz ne söylüyoruz dediğiniz zaman bazen e, horlanabiliyorsunuz. Yanlış anlaşılabiliyorsunuz. Yani sizin bu söylediklerinizin kaynakları ne kardeşim? Nereden okudum bunları falan? Halbuki siz söylüyor olabilirsiniz. Yani belli şeyler okumuş ama sonra da onu ee, yeni bir mamule dönüştürmüş olabilirsiniz. Bazen böyle sorunlar yaşanabiliyor. Geçen gün buna bir örnek e, vermek istiyorum. Geçen bir, bir arkadaşımız uzun yıllar Nij Nijer'de yaşadı. Nijer'de yaşadı. Ee, şimdi e, bir İtalyan Fransa'yı eleştiriyor. Bir Fra İtalyan e, akademisyen veya siyasetçi Fransa'nın Afrika'da yaptığı zulümleri anlatıyor. Şimdi ben de bunu o arkadaşımın Nijer'de yaşamış arkadaşa attım. Arkadaş bana şu soruyu sordu. Kullanmak istiyor o bilgi. Bu bilginin kaynağı nedir dedi. Ben dedim ki hocam uzun yıllar Nijer'de yaşayan sizsiniz. Burada sizden daha büyük bir kaynak olabilir mi? Ee, hani diyorlar ya ben Ayvaz'ın Amerika diye. Siz ben Nijer'deyken şunları şunları gördüm diye yazın. Kaynaksız olun dedim. Çok hoşuna gitti. Aynen öyle yaptı. Ee, bazen kaynaksız olabilecek muhakkak düzeyinde olmanız lazım. Yani evet. O o o o özgüveniniz olmazsa da olmaz. Eminim sizin bu konuda anlatacağınız, özellikle Batı'da gördüğünüz tecrübeler vardır. Bu konuyu biraz açarsanız memnun olurum. Çok memnun olurum. İşte bu e, bizim geleneğimiz burada aslında yani mukallit ve muhakkik yetiştirme hı. diye bir şey var. Yani mukallitler, muhakkiklerin geliştirdiği şeyleri taklitte kullananlar demek aslında. Tabii iyi bir mukallit olmak da bir meseledir. Hı hı. Çünkü mukallit olmadan belki muhakkik olmaz ama... Hı hı muhakkik yetiştirme meselesi önemlidir. Ama muhakkikler toplumun az bir kısmını oluşturur. Ee, belki de üstün yetenekli çocuklar bu kategoride değerlendirebiliriz. Efendim. Ama e, muhakkik yetiştirme odaklıymış bizim eskiden geleneğimiz. Hı hı. Ne zaman ki bu bozuldu? E, imparatorluklar e, çöküyor bunda. Hı hı. Şimdi e, benim yurtdışı seyahatlerimde özellikle Batılı e, zihinde bunu gördüm. Yani Batılılar muhakkik yetiştirme odaklı çalışıyor. Mukallit değil. Ne demek? Ee, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri biliyorsunuz eğitimde çok anlatılıyor. Orada benim yaptığım seyahatlerde özellikle gidip bunu incelemişliğim var. Yani gittim anaokulunda. Eleştirel akıl dedikleri şey buradan evet. çıkıyor. Şimdi oraya geleceğim. Mesela anaokulundan üniversiteye kadar derslerini izledim. Gittim yani. Mesela oralarda e, e, okullar halka kapatılamaz. Hmm. Bir meclis kapatılamaz bir de okul kapatılamaz. Yani isteyen gelir okula ders dinleyebilir. Öğretmen hatta bana şöyle yaptı. Beni gördü mesela. Kimsimle demedi? Hoş geldiniz dedi. Yani şeye devam etti yani. Bu kadar yani. Evet. Bunu psikolojik bir sorun haline getirmedi. Yok yani bu kimdir, okay. ne işi var burada falan demedi. Yani lisede de arka sıraya oturdum. Ee, ders dinledim. Yani anaokulunda da dinledim. Hmm. Şimdi e, daha küçücük çocuklara hocam bana şunu anlattılar. Yani şimdi öğretmen soru soruyor. Çocuklar kelebekler nasıl uçar? Hı. Hmm. Bakış şimdi Bakış hmm. açısına. Efendim çocuk ların her birinin cevap vermesini istiyor. Hmm. Ama bilgi yok henüz çocuklarda. Hmm. Çocuk şöyle bir diyor. Şimdi çocuk bence diyor. Bence diye başlıyor. Evet. Dört cevabı hiç unutmuyorum. Birisi dedi ki bence dedi Tanrı'nın görünmez ipleri var. Melekler dedi. Onları yukarıdan böyle çekiyorlar. Bak yani yaratıcı düşünce dedikleri şey. Creative hmm. thinking yani. Hmm. Ee, böyle çekiyor yukarıdan. O yüzden böyle sallanarak uçuyorlar diyor bir tanesi öğretmen diyor ki buna itiraz olan ha bu arada o verdiği zaman yanıtını alkış deyip çocuğu onur ederek oturtuyor hmm. e çocuk gururla Tabii, oturuyor bir şey bildim bir şey bir, evet bir teori ortaya atıyor yani sonra buna itiraz olan var mı diyor birisi benim var diyor sen ne diyorsun bence diyor çimenlerin üstünde yaşayan periler ve cinler alttan üflüyorlar. Evet. bak çocuktaki zeka o yüzden böyle zıplayarak uçuyorlar falan. Bravo. Alkış çocuk da oturuyor. Efendim bir tanesi de hiç unutmuyorum. Diye. Bence dedi işte e, kelebeklerin kanatlarının altında görünmeyen motorlar var küçücük. O motorlar sayesinde hepsi bir şey söyledi. Hiçbir şey söylemeyen şu arkadaşıma katılıyorum dedi. 10 Hı -hı. tane çocuk vardı böyle sarı Hı -hı. sarı çocuklar. Şimdi ben merak ediyorum. Ne olacak bu iş nereye gidecek diye. Öğretmen şimdi çocuklar dedisinde bir video izleyeceğiz. Kelebeklerin anatomisi, nasıl uçtuğu, kanatlarının işte hava kabarcıkları olduğu hmm. bir şeyler anlattı. O videoyu izlediler, gerçek bilgi öğrendiler, hmm. kendi bilgileri rencide olmadı. Hmm. O bilgiye ne kadar yaklaştıklarını gördüler, görmediler. Ha, doğrusu buymuş dediler. Hmm. Sonra yetmedi öğretmen dedi ki, şimdi çıkacağız dışarıda. Efendim birlikte kelebek mevsimiymiş. İlk hmm. kelebek görene ödül var falan ve şöyle diyor öğretmen. Bakalım size anlatılan videodaki bilgiler doğru mu? He. Çocuk çıkıyor dışarıda kelebek arıyoruz hep beraber. Oğlum birisi ben buldum. Onun üstüne atlıyor, onun üstüne atlıyor, bakıyor hakikaten öyle mi uçuyor falan. Hmm. Hocam bu buna bizim ihtiyacımız var. Şimdi bunu belki direkt buradan izleyen bir izleyici zannedecek ki ya bu ne kadar batıcı falan. Halbuki Biri. biz başından beri bizcesini evet. hep savunuyoruz. Ama yani bu bizim geleneğimizde olan bir şeyi Batılıların aldığını aldığında ben biliyorum çünkü İslam medeniyetinin kişisel gelişim dinamikleri diye kitabım var benim. Hı hı. Yani bizim geleneğimizde nasıl olduğunu biliyorum. Bizde de hı. böyleydi muhakkik yetiştirme. Mesela lisede derse girdim. Orada çocuk pilleri anlatıyor fen dersinde hı. sunum yapıyor. Bu gayet güzel pilleri anlattı mesela. Bitirdi. Ben vallahi dedim ki üniversitede böyle sunum görmedim. Çok güzel yaptı. Bravo dedim içimden. Öğretmen beğenmedi. Hı. hı. Dedi ki, sen literatürü anlattın. Peki dedi, senin fikrin nedir? Yani ee. bir eleştirin yok mu? Ya da yeni bir şey ortaya koymak istemez misin? Çocuk, hiç düşünmedim dedi. O zaman bunu henüz notunu vermiyorum. Onu araştırıp gelecek. Teorini sunana kadar vermeyeceğim notunu dedi. Hmm. Şimdi neye itiyor tekrar ederseniz? Muhakkik olmaya. İşte biz kalite yetiştirildiğimiz için herhangi bir e, mobilya mağazasına aldığımız demonte mobilyayı bile e, şeyine bakıp, e, kurulumuna bakıp monte edemeyip mobilyacı çağıran bir milleti oluyoruz. Şimdi bunu yani, söyleyince aklıma şöyle bir şey geldi. Siz oralara görmüş birisi olarak bunu e, teyit edebilirsiniz, yanlış da diyebilirsiniz. E, yine bu eleştirel akıl ve düşünme ve ifade kabiliyetini artırma adına daha e, ilkokuldan itibaren, ilkokul 3. sınıftan, sınıftan itibaren o çocukların anlayacağı düzeyde felsefe derslerinin konduğunu duymuştum bazı ülkelerde. Yani... E, bizim anladığımız manada çok ileri Tabii. düzey bir felsefe değil evet. ama Çocuklar için felsefe diye. Çocuklar var, için evet. felsefe ve kendilerini ifade etme kabiliyetlerini var. artırmak ve bu eleştirel aklı da elde etmek için her Tabii. şeyi sorgulamak. Aslında böyle sorgulayan milletler Allah'a daha kolay bulur diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle hocam. Şimdi bakın, bizim medeniyetimizde de var. Benim Osmanlı'da psikoloji çalışmalarıyla ilgili bir özel arşivim var. 1864'lerde 68'de bir kitap buldum. Hmm. küçük çocukların eğitimi. Diye. Osmanlı'da. Evet, Osmanlı'da. Hı, i̇yi. Bu kitabı beni böyle oturup gözyaşlarıyla okudum. Subhanallah. Kitabın içerisinde belgeleri bende mevcut. Ne var biliyor musunuz? Bugün Montessori eğitim sistemi falan değil. Viscard testleri var bizim psikolojide kullandığımız zeka testleri, küpler. Hı 3 boyutlu küpler. Yaklaşık 160 şekil var. O küpleri üç boyutlu küpler yapmış şekil bir kart bir kart iki gibi yani şekil hı. bir. Bunun çocukların yapması isteniyor. Hı. Yani. Osmanlı'da. Evet. Ve çocukların üç boyutlu düşünce hatta renkler onlardan e, değişik cisimler birleştirerek şeyler yapması isteniyor. Hı hı. Ve bugün aynısını biz e, değişik şekillerde e, zeka oyunlarında kullanıyoruz. Hı hı. E, küplerle falan. Yani e, biz zannediyoruz ki dünya yani e, yeniden keşfediliyor. Hayır. Ama burada ne? İşte oradan geldi mesele. Yani biz kadim geleneğimizi bileceğiz, bugün de bileceğiz ama dünyaya yeni şeyler söyleyeceğiz. Bu özgüvene sahip olmamız lazım. Yani sen kimsin ki üretebilirsin, sen kimsin ki model üretiyorsun, sen kim... Elhamdülillah ortaya iyi kötü de olsa ki kötü ve iyilik tartışılır ama usul ve esaslarını sağdıktan sonra biz de bir model geliştirebileceğimizi gösterdi İhsan modeli. Aslında soru oradan başladı. Yani İhsan modeli bu işi yapacaklara da bir özgüven oluştursun yeni nesilleri, yeni ne gençleri teşvik etsin. İhsan modeli hocam bir danışmanlık modeli, manevi danışmanlık ama aynı zamanda psikolojik danışmanlık modeli. yapılandırılmış bir model olmakla birlikte yani ana çerçevesinde danışmana çiziyor. Öğrenmesi ve öğretilmesi kolay hale geliyor. aşamaların baş harflerinden oluşan bir akrostiş isim. Yani bir danışman ne yapacak? İşte ilk iletişim ve ihtiyaç tespiti yapacak. İ harfi sonra danışmanlığı diğer normal sokak sohbetini ayıran hedefler, hedef belirleme, h strateji, e, süreç planlama ve strateji planlamanın s'si, e, adımların uygulandığı adımlama aşaması ve neticelendirme aşaması. Hiçbir süreç pat diye bitirilmez. Hı hı. Nereden geldik, nereye e, geldik? Efendim ne kazandık ve danışanın süreç sonrasında hazırlanması. Şimdi bunların bu, en iyi şekilde yapılması. Evet, bunların en iyi şekilde yapılması. İhsan. İhsan'ın ismi seçilmesi hem bu baş, baş harfler hem de ee, bizim geleneğimizde önemli bir kavramdır ihsan. Hasene kökünden geliyor. Güzelleştirmek demek, yardımda bulunmak demek. Hmm. E zaten danışmalık mesleklerinin literatürdeki ismi yardım meslekleridir. Hmm. E bir de güzelleştirmek var. Yani bir davranış bozukluğunu veya kişiyi rahatsız eden bir problemin çözülmesi ve güzelleştirilmesi var. Ama daha üst bir kavram var ihsanda. Hmm. O da Allah'ın huzurunda olma bilinci biliyorsunuz. Meşhur Cebrail hadisinde Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e geliyor. 3 tane soru soruyor. Aslında 4 soru. Hadis tahricini yaptım ben. Yani e, kütübü de o, onu da yaptın. Onu ya. da yaptım. Tahriçlerini çıkardım. Efendim 4 soru soruyor. 3'ü şu bilinen. Bana e, i, i, İslam'dan haber ver. İlk soru İslam. Sonra imandan haber ver. Sonra ihsandan haber ver. Diyor. Hı hı. Buraya kadar biliyoruz. Buraya kadar biliyoruz ki ihsanda hı. e, en ta'budallah ke enneke terahu Orayı da hep yanlış tercüme ediyorlar. Bizim böyle bir sorunumuz var. Yani ibadet kelimesini ibadetle çevrilmez. <laughs> yani hmm. ibadet kulluk demek. Hmm. Yani biz ibadet kelimesini Türkçe'de belli bir ritüelin ismi olarak anlıyoruz. Halbuki ibadet kulluğun her alanını kapsıyor. İbadet hmm. ondan bir cüz. Hmm. Yani yolda giderken insanlara eziyet veren şeyi kaldırmaktır ibadet. Kulluk yani. Hmm. Kulluk diye çevirmek lazım. Ki doğrusu bu ABD kökünden geliyor. Hmm. Fiale babında kulluk kulluk demek. Yani diyor ki Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmen demektir. Hı. Bu şu demek? Her an Allah'ın huzurunda olan biri onu o bilince ulaşmış biri iç güdümlü bir kişilik geliştirmiş demektir. Hı. Yani dış güdümlü değildir. Dışarıdan dış güdümlü insanlar otorite yanında sadece çalışır. Hı. Mesela te polisi görünce telefonu indirir. Arabada giderken efendim gidince tekrar kaldırır. Çünkü otorite gitti orada. Hı. Dış güdümlü hep birilerini yap et, mukallit meselesi. İç güdümlülük ise muhakkiklik. Yani kendi içinde... Dördüncü neresi? maddeyi kaçırdım hocam. Hala. Şimdi geleceğim. İşte bu ihsan her an Allah'ın şuurun huzurunda bulunma hali iç güdümlü bir yapı. Danışmanlık bizi oraya ulaştırmak ister. Hmm. Yani danışmana gittiğiniz zaman danışmana bir manada onunla birlikte bir şeyler yapmaya muhtaçsınızdır. Ama danışmanlık danışmansız yürüyecek hale getirmektir kişiyi. Hmm. Bu da ancak bir iç içgörü ve iç güdümlü bir yapıya ulaştırır. İşte ihsan hali bunun en zirvesi çünkü her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilen biri kimsenin olmadığı yerde bir hata yapamaz bir garibanın malına tasavvut edemez bir kötülük işleyemez her an Allah görüyor çünkü her yerde hazır ve nazır Allah var dördüncü soru da bana kıyametten haber ver diyor bugünle ilişkili Efendimiz sorulan sorandan daha iyi bilmemektedir diye cevap veriyor bunun üzerine e, alametlerinden haber ver diyor Efendimiz de iki alamet sayıyor çok ilginçtir. Birisi e, yalın ayak e, başı çıplak e, deve çobanlarının yüksek binalar yapmakta yarışmasıdır. Hmm. Diyor. İki e, annelerin efendilerini doğurmasıdır. Diyor. Hmm. Şimdi bu e, beni çok etkiliyor bu hikaye. Bu ikisi de bugün var. Yani bugün e, Bedevi Arapların eski aşiret, Arap aşiretlerinin bugün Dubai'dir. Petrolla birlikte Körfez ülkelerinde birbiriyle hakikaten çölde yalın ayak gezen bu küçümsemek için değil tasvir. Yani oranın kültürü bu. Hmm. sonuçta bu bedevi aşiretlerin bugün bina yapmakta yarışmasını görüyoruz. Bu efendimiz bunu 1400 sene önce söylemiş. Bugün e, efendisinin doğru anneleri de görüyoruz. Yani anne nerede kaldı benim yemeğim ya? Suyum nerede kaldı ya? Öp amma da yaptın ha. ya falan. Yani anne sultan iken aslında ne oluyor? Kölesi oluyor resmen. Bugün yaşadığımız yani çocukların yönettiği anneler. Bir de benim bir, o da ayrı bir program konusudur. Ekranların emzirdiği çocuklar diye ayrı bir tabirim var. Benim bir de aile danışmanlığı ve eğitimi ana bilim dalı başkanlığı görevi yürüttüm. Beş yıl kuruculuğunu. O taraf da, aile çalışmalarım da akademikte de var. Dolayısıyla aile konusu başlı başına bir konu ama o hadis-i şerif buna işaret ediyor. Yani kıyamet alameti olarak. Evet. Ama ihsan şuuru bizi ilgilendiriyor. Yani Allah'ın huzurunda bulunma hali. Bu da iç güdümlü bir yapıdır. Zirvesidir bu işin. Yani İslam'dan ihsana bir yolculuktur. Aslında bir müminin yolculuğu. Hocam aslında yani ihsan kavramı genelde her ne kadar hadiste olduğu için en azından ehli sünnet olup işte Müslümanım diyen kesimlerin itiraz etmediği bir kavramdır. Bu hadisten dolayı ama. İhsan kavramı özelde de daha çok tasavvufi çevrelerin çok fazla kullandığı bir kavramdır. Onların daha çok istifade etmeye çalıştığı bir kavramdır diyelim. Buradan yola çıkarak şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani tasavvufi tecrübeden modern sorunlara çözüm üretebilir miyiz yani? Kesinlikle. Belki de ihtiyaç duyduğumuz şeydir bu. İhsan ismini koymakla Muratlarımızdan birisi de buydu. Hı hı. yani hem modern psikolojik danışmanlık tekniklerini ıskalamayacak hem bizim Kadim geleneğimizden beslenecek hı hı. bu işin bizdeki adı e, tasavvuf geleneğidir yüzlerce yıl pratik olarak uygulamış tasavvuf yani hal ilmi tasavvuf Aslında ilmi hal Aslında o Eyvallah. hal ilmi Dolayısıyla e, tasavvuf e, tam manasıyla bir kendi içinde bir psikoloji literatürü e, oluşturuyor buradan rahmetle de analım e, rahmetli Malik Bedri hı hı. hocamız İslam e, psikolojisinin dünyadaki öncülerinden rahmetli olduğu yeni o öyle derdi. Konuşurken e, sorardım hocam ne düşünüyorsunuz diye. yani Psikolojinin İslamileştirilmesi mi yoksa İslami psikoloji mi e, hmm. sorusuna hoca kesinlikle İslami psikoloji derdi. Hmm. Yani İslamization of psikoloji olmaz derdi. Çünkü psikolojinin kendi literatürü var. Uyan tarafı olur uymayan tarafı olur ama İslam'ın kendi literatürü var diyordu. Gerçekten doğru. Mesela İslam, Kur'an diyelim onu özellikle insanda bir psikolojik mekanizmadan bahsediyor. Bu mekanizmanın insana kötülük emrettiğini e, söylüyor ve bunun terbiye edilmesi gerektiğini söylüyor. İnnen nefsele emmaratun bir sui ayet yani psikolojik bir mekanizma olduğunu söylüyor. Buna nefs diyor bir de isim veriyor buna yani nefsi emmare. Hatta düzeylerini anlatıyor levvame, mülheme, mutmainde bunlar. Mesela bu kavramın nefsi nefsi levvame gibi kavramların Sanki tasavvuf kavramlar, bunların e, Kur'an'la sünnetle ilgisi yokmuş gibi algılanıyor. He. Halbuki bu tasavvuftaki bu kavramların büyük bir kısmı e, tecrübeye dayalı ama Kur'an'a ve sünnete dayalı kavramlar. büyük Kesinlikle. Oranda. Buradan yola çıkarak şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani tasavvufun psikolojiye katkısı veya psikolojinin tasavvufa katkısı. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani bu burada kesinlikle günümüz e, psikolojisinin tasavvufa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani tasavvufun psikolojiye katkısı olur. Hmm. Çünkü e, günümüz psikolojisi... Ama bizim... kavramsallaştırmada Tabii. modern psikolojinin tasavvufa da katkısı olabilir. Belki. Tabii şöyle diyelim. Yani biz tasavvuf geleneğini psikoloji diliyle günümüz insanına hmm. ulaştırabilirsek işte o zaman e, çok iyi olur. Yani disiplin arası dediğimiz, disiplin arası arası dediğimiz bu. Hmm. E, çünkü modern psikoloji e, bizim yedilik sistem dersek en devam eden. ...emmanede kalmış bir yapıda şu anda. Yani mesela Sigmund Freud bir nevi nefse emmarenin bizatihi psikolojisini yapmıştır. Hatta size bu konuda bir örnek vereyim. Mesela tasavvufta manevi gelişimi anlamak için zuhuratlar yorumlanır. Tasavvufun çok önemli usullerinden birisi. Mesela kişi bir hal yaşadıysa o o hale zuhurat denir zaten. Bu ya rüyada olur ya da fiili alemde olur. Yani tasavvuflar, o tasavvuflara, mutasavvuflara göre şu an bizim burada pro yaptığımız program bile bir zuhurattır. zuhura Zuhura çıkmıştır çünkü mesela Bunun bir sebebi vardır onlara göre. O okurlar, hayatın akışını okurlar. Ee, bu da gene Kur'an'dan. Dediğiniz çok önemli. Tasavvufun Kur'ansız ve şeriatsız tasavvufu olmaz zaten. Hı -hı. Mesela olursa o İslami tasavvuf olmaz. İslami tasavvuf olmaz. Vardır başka belki, başka bir şey. Ama olur. İslami tasavvuf olmaz. Evet. Tamam. Mesela Kur'an'da Yusuf peygamberi Allemnahu min tevil hadis ifadesinde hadiselerin yorumunu öğrettik diyor. Rüya yorumu Hı. demiyor. Halbuki işte ne demek bu? Hadiselerin yorumu zuhurat yorumu aslında. Yani hem rüyada da hadiseler olduğu için e, rüyada bir rüya yorumu da zuhurat yorumu. Şimdi tasavvufta size çok burayla bağlayalım. Bu güzel bir şey olacak. Şimdi rüya yorumları tasavvufta çok önemli bir yer tutar. Şey Efendi bu konuda adeta bir danışmandır. E, psikolojik danışman gibi. E, müridinin talebesinin geldiği manevi dereceyi, anlattığı yaşadığı halleri gözlemler. Anlattığı zuhuratları yorumlayarak onun halini, yani dersini değiştirir. Başka bir mertebeye geçtiğini bilir, dersini yeniler. Tıpkı rüya yorumlarının psikolojide kullanılması gibi. Şimdi buna örnek vereceğim. Şimdi Freud rüya yorumları diye bir düşlerin yorumu diye meşhur bir kitabı vardır ve psikolojide rüya yorumdan ilk kullanan kişidir, kişilerden birisidir. Çok önem verir bu rüya yorumlarına. Ama rüya yorumlarını hep şöyle yorumlar. Kitabını detaylı okumuş birisi olarak söylüyorum. Hı hı. Yılan, çıyan, e, diyelim ki balon, e, sandık bunların hepsini cinsellikle ilişkilendirir Freud. Hı hı. Hepsi cinsel organları veya cinselliği temsil eder ona göre. Her şey cinselliğe bağlar. En de sonunda cinselliğe bağlar. Hı hı. Çünkü onun psikolojisinin temelinde libidinal enerji, libido meselesi var. Efendim şimdi bakın Yunus Emre'nin muhteşem bir sözü var, hmm. şiirinde bir bir şiiri var, bir beyt okuyacağım. Bir bir sinek, bir kartalı salladı, vurdu yere. Yalan değil, gerçektir. Ben de gördüm tozunu. Hmm. Şimdi bunu yorumlayabilen ne doğru düzgün bir edebiyatçı görebildim. Yani ne de bir doğru düzgün bir ben ilim adamıyım diyen gördüm. Mutasavvıflar bu işi çözmüşler. Ne ne demek bu? Şimdi bunu çoğu şöyle yapmış. Nice kibirli insanlar vardır ki işte kartal gibi ama küçücük insanlar onu devirdi falan. Bu değil burada anlatılan. Neymiş? Şimdi bakın. Biz... Freud şöyle anlatıyor bunu. Yani Yunus Emre'yi Yunus Emre'yi anlamak için Freud'un desteği neydi? Freud'dan şimdi anlayacağız bakın. Eyvallah. Yani Freud'un negatifinden anlayacağız. Eyvallah. Şimdi Freud'un psikanalizi bu şeyi algılamakta yetişemiyor. En fazla bunu cinselliğe e, bağlıyor, bağlar yani bu yorumu. Halbuki İslam tasavvuf geleneğinde yedi nefs mertebesinin her nefs mertebesinde zuhuratta görünen hayvanlardan bahsedilir. Hmm. Mesela nefs-i yılan çıyan görünür. Hmm. Efendim e, yani Birinci basamakta nefse emmali yılan çıyan görünür. İşte bir üste çıktım mı yürüyen hayvanlar, bir üste çıktım mı ot yiyen hayvanlar. Mesela İsmail'e koç verilmesi, hmm. bakar bu hay, Kur'an'daki hayvanlar da nefsle ilişkilendirir. Yani nefsin görüntüsüdür. Çok mühim bilgiler. Şimdi ot yiyen hayvanlar en son uçan hayvanlar falan dönüşür. Rüyada bakın rüya yorum ilmine bakın. Hı hı. Şimdi sonra yedinin yedisi var derler. Yani nefsi envarenin yedi katmanının içinde geçtin sonra nefsi levvameye geçtin. Onun da birinci katmanında tekrar yılan çıyan görürsün. İşte sinek böcek görürsün. Onun üstüne tekrar Eyvallah. gider. Dolayısıyla şimdi ikinci katmanın yani nefsi levvamenin sineği bir altın kartalını ne yapar? Döver. Hı. Yani emmare levvame mülheme diye gidelim. Dolayısıyla bir üst katmanın ilk kademesinde görünen e, sinek metaforu bir altın kartalından üstündür. Şimdi bunu hal olarak Yunus yaşadığı için hmm. rumuz olarak ehlini anlatıyor. Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere. Yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu. Çünkü <laughs> mülhemeye çıkmış bir adamın mülhemenin sineği emmarenin kartalını perişan eder. Yani evet. şimdi bu bilinç modern psikolojide bu yok. Yani Freud, Freudian mantık emmarede kalmış. Her şey yılan çıkan, cinsellik yılan şey. Tamam o da var. Gerçekten de orada onlar görünür. Hı -hı. Ama üstü de görünür. Üstü de var. Bu üstü yakalayamamışlar. İşte bunu ancak kıyaslayabilmek için tasavvufun irfani bilgisine de ihtiyacımız var. Bu rüya ile ilgili ilginç bir yorum biçimi dinlemiştim. Bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Biliyorsunuz rüya sadık rüya, vahiyin bir parçası ya. evet. yani. Yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan sonra görülen sadık rüyalar, evet. e, hakikaten sadık rüya ise vahiyin bir parçası. Evet. Şimdi buradan hareket ederek çok da bilinen bir şahsiyet olan bir alim şöyle bir şey diyor diyor ki. Bir şehirde diyor, alo rüya merkezi kuralım diyor. İnsanlar orada görmüş oldukları, görmüş oldukları rüyaları oradaki o alo rüyaya anlatsınlar. Eğer bir şehirde diyor, mesela hemen analiz analizleri yapılacak rüyaların istatistikleri yapılacak bir şehirde diyor, yüzlerce insan aynı rüyayı görmüşse diyor, o gece diyor, bunun diyor bir öngörü olarak diyor, doğru olma ihtimali var diyor kanat oluşturabilir. Kesin bilgi değil bunun sonuçta. Evet. Ama bir kanaat oluşturabilir diyor. Mesela ve karar verirken de diyor. O bilgi de bir kenarda bilgi olarak kullanılabilir diyor. Dolayısıyla her şehrin, her ilçenin bir alef etvası olabilir diyor. Sadık rüyanın hangisine sadık olup olmadığını buradan belki çıkarabiliriz. Alel rüya hattı. rüya hattı. Çok güzel fikir. <laughs> Çünkü bizim geyneğimizdir rüya gördürülür denir. Ha. Yani görülmez usulen tasavvufta gördürülür denir. Hmm şey gibi ee, keramet işraf yani, gibi bir şey değil. dışarıdan gelir. İkram edilir. Evet. Hı -hı. Bunun da metafizik boyutları var ya ayrı anlatılabilir. Yani bunun metafiziğini sistemini çıkarmış büyükler. Yani sistem kendi içinde çok tutarlı. Hı -hı. Dolayısıyla bu şuraya geleceğim. Yani züht ve takva anlayışından tutunda nefsin terbiyesine, e, efendim erdemli birey olmaya, kendini gerçekleştirmiş insan olmaya çağıran ve bunu da pratik olarak yüzlerce yıl uygulamış bir sistemden bahsediyoruz. Tasavvuf Hı -hı. bu. Tasavvuf İslam'dan ayrı bir şey değil. Bir de ben ortaya çıkıp da tasavvuf adına yanlış şeyler yapanların yüzünden de tasavvufun da kesinlikle etiketlenmemesi lazım. Tasavvuf... Evet, benim böyle tereddüt ettiğim bir şeydir. Yani o kadar çok tasavvuf aleyhinde yayın, o kadar olumsuz şeyler var ki özellikle belli bölgelerde yani coğrafyamızda. Ama Türkiye'de bu biraz daha sınırlı yani. Şimdi bazen insan şöyle bir tercih yapmak zorunda kalıyor. Ya hakikaten olumsuzluklar da var ama yani. Yani yok değil bu olumsuzlukların bir kısmı da var bir de böyle sizin gibi hem entelektüel boyutunu iyi kavramış hem psikolojisini çok iyi bilen hem de ilmi boyutunu iyi çalışmış bir arkadaş olarak bu anlatım biçiminin de varlığının ayakta kalması lazım. Evet. Bunda ısrarla devam etmek lazım çünkü bu 1500 yıllık 1400 yıllık bir birikim evet. var burada. Evet. Bu birikimi görmezden gelerek bat kendimizi batıya muhtaç etmek evet. durumuna düşüyoruz. Yani psikolojiye muhtaç oluyoruz. Evet. Halbuki psikoloji tasavvuf çok iyi bir şekilde incelense ve Kur'an ve Sünnet'in dışına da çıkmayarak ortaya bir e, ortada müthiş bir birikim var. Bu da geliştirilebilir de hala. Kesinlikle hocam. Batı'da Muhittin İbn Arabi enstitüleri var. Hı hı. Hristiyanların yaptığı bizzat. Yani İbn Arabi araştırma enstitüleri kuruyorlar. Hı hı. Efendim psikoloji bugün Budizmi anlatıyor. Pozitif psikoloji bugün habire Budizmi, Reiki'yi, meditasyonu araştırıyor. Meta, mistik e, unsurları araştırıyor. Halbuki e, bu topraklarda dediğim gibi ben hep söylüyorum biliyorsunuz. Yani hazine sandığı üzerinde dilenci, dilenen bir dilenciye benziyoruz. Yani bu topraklarda yaşayan birinin tasavvuf gibi bir hazineyi keşfedemeyip gidip reiki, budizmle falan uğraşması. Ben onları yanlış anlaşılmasın diye hemen düzeltiyorum. Küçümsediğimizden değil. Buna ilgili bir şey okumuştum hocam. Yani. Ee, Türkiye'de e, yine e, yani bu tip bilgilerden mahrum bir kardeşimiz e, metafizik alanı araştırmak üzere Hindistan'a gidiyor. Budizmi, Hinduizmi işte tapınaklara falan inceliyor. Türkiye'ye döndükten sonra tasavvufu keşfediyor. Ama tasavvufu keşfedebilmesi için oraları görmesi gerekiyormuş. Hocam yine bir programın sonuna geldik. Sizin de vakti nasıl geçtiğini doğrusu hakikaten ben de çok anlayamıyorum, Eyvallah. anlayamadım. Şimdi bize kısa bir dua yaparsanız programımızı kapatacağız inşallah. Eyvallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi bizleri, vatanımızı, milletimizi, bizi izleyenlerin, bizi izleyen dinleyicilerimizi, onların akıbetlerini hayr eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi koru. Her türlü kaza, bela, musibet ve hastalıktan muhafaza eyle. Bizleri izleyen bu duaya amin diyen kardeşlerimizin geçmişe irtihal edenleri varsa onların da geçmişlerine rahmet eyle. Ya Rabbi bizlere sevdiklerimizle birlikte iki cihans saadetin nasip eyle. Amin. Senden sana sığınırız ya Rabbi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediklerini ister. Senden sakındırdıklarından sakınırız ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere irfani bir bilinç nasip eyle. Faydasız ilimden bizleri muhafaza eyle. Gençlerimizi irfani bilinçle gelişen gençler olmayı nasip eyle gençlerimize Amin. ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri tevhid nuruyla yeniden nurlandır. Müslümanları aziz eyle. Nerede bir dertli Müslüman garip varsa onları aziz eyle. Üzerimizdeki bela ve musibetleri kaldır Ya Rabbi. Ya Rabbi sana sığınırız. Rahmet ayında senden. Rahman ve Rahim isminle senden isteriz. Sen dualarımızı geri çevirme Ya Rabbi. Borçları eda nasip eyle. Hastalara deva nasip eyle. Nerede bir aciz ve Ya Rabbi diye inleyen kul varsa onlara merhametinle, rahmetinle, rahman tecelli tecelliyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi, senden efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine istiyoruz. Ellerimizi boş çevirme. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Essalatu ve ala Rasulillah Muhammedin ve ala ali Muhammed ve selamun ala cemil enbiyayı vel ve Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tevaassal. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ee, programdayken sizden bir söz alalım. Malik Bedri hocamız üzerine, İslam psikolojisinin kurucusu. Malik Bedri üzerine sizle inşallah ileride bir program yapmak isteriz. Bekleriz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, aziz dostlar, İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı, doçent doktor Turgay Şirini. Bugün sahurda ağırladık. Ee, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisine inşallah öyle gözüküyor ki daha güzel programlara e, imza atacağız beraber programın hazırlanmasından yönetmenimize, kamera arkasındaki bütün arkadaşlarımıza katkılarının dolayı teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.